Medyaman Hasta Söyleşi. Medyaman Hasta'nın değerli dinleyicileri, hepinize en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Bugün sizlere Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda önemli bir yeri olan Şeyh Edebali hakkında bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Bu konuşmamda çok kısa olarak Şeyh Edebali'nin hayatından bahsedeceğim. Şeyh Edebali'nin Osman Gazi ile ilişkilerinden kısaca bahsedeceğim. Yine Şeyh Edebali'nin İslam-Türk düşünce tarihindeki öneminden bahsederek gerek Osman Gazi'ye gerekse bizlere yapmış olduğu bazı nasihatlardan örnekler vermeye çalışacağım. Değerli dinleyenlerim, Şeyh Edebali ilk Osmanlı kadısı olarak bilinen ve mutasavvuf kimliği ile temayüz etmiş olan bir şahsiyettir. Edebali, Karaman'da doğduğu bilinmekle beraber doğum tarihi hakkında elimizde kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Edebali, ilk eğitimini doğum yeri olan Karaman'da bir Hanefi alimi olan Necmettin Ezzahidi'den almıştır. Daha sonra eğitim almak amacıyla Şam'a giderek dönemin ünlü alimlerinden dini ilimler alanında dersler almıştır. Eğitim amaçlı gittiği Şam'dan ülkesine döndükten sonra tasavvufa meyleden Edebali, Bilecik'te bir zaviye kurarak dini konularda halka yönelik dersler ve nasihatler vermeye başlamıştır. Meşhur Osmanlı tarihçisi Aşık Paşazade, Edebali'nin Bilecik'te yer alan bu zaviyesinin hiç boş kalmadığını, onun gelip geçen bütün fakirlerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını, hatta bu amaçla bir koyun sürüsü bulundurduğunu ifade etmektedir. Şeyh Edebali Bilecik'te faaliyetlerini yürütürken Osman Gazi ile tanışmış ve ikisi arasında uzun sürecek olan bir yakınlaşma başlamıştır. Bu tanışıklık gerek Edebali ve Osman Gazi'nin hayatında gerekse Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda ayrı bir önem taşımaktadır. Alim ve mutasavvıflara çok değer veren Osman Gazi'nin çeşitli vesilelerle Şeyh Edebali'yi ziyaret ettiği ve dini ve idari konularda şeyhin görüşlerini aldığı belirtilmektedir. Hatta Osman Gazi'nin Edebali'nin evinde kaldığı bir gece rüyasında şeyhin koynundan çıkan bir ayın kendi koynuna girdiği, aynı anda göbeğinden çıkan bir ağacın gölgesinin bütün dünyaya dağıldığı, dalları altında dağların ve nehirlerin yayıldığı şeklindeki rüyasına büyük önem atfedilmektedir. Edebali'nin Osman Gazi'nin bu rüyasını Allahu Teala'nın Osman ve soyuna padişahlık verdiği yönünde yorumladığı ve ardından da kızı ile Osman Gazi'nin evlenmesine izin verdiği rivayet edilmektedir. Aslında bu rüya ve tabiri Osmanlı ailesine dini ve milli bir hedef göstermektedir. Osman Gazi'nin göbeğinden çıkan ağaç, yani Osmanlı hakimiyeti bütün cihanı kaplamakta, onun gölgesindeki insanlar sosyal barış ve refah içerisinde doğayla mutlu bir hayat sürmektedirler. Bu tablo bir rüya olmaktan çıkmış, tarihi bir hakikat şeklinde Doğu Avrupa, Orta Doğu, Kafkaslar ve Kuzey Afrika'da Osmanlı asrı saadeti denebilecek bir dönem olarak yaşanmıştır. Daha ziyade mutasavvuf kimliği ile meşhur olan Şeyh Edebali'nin aynı zamanda bir de ilmi kimliği bulunmaktadır. İlmi konularda kendisini yetiştirmek için seyahatler yaptığı ve döneminin çok kıymetli hocalarından dersler aldığı bilinmektedir. Tefsir, hadis, fıkıh gibi temel İslam bilimleri alanlarında dersler alan Edebali, özellikle İslam hukuku alanında kendisini geliştirmiştir. Bu ilmi birikimi sayesinde Osmanlı Devleti'nin ilk kadısı ve müftüsü olarak görev yapmıştır. Bir mutasavvuf olarak Türk-İslam düşünce tarihinde mümtaz bir yere sahip olan Şeyh Edebali, Yesevi tasavvuf geleneğinin de en önemli temsilcileri arasında yer almaktadır. Malum olduğu üzere Hanefilik ve Maturidilik olarak bilinen İslam yorum biçimi özellikle Orta Asya Türk coğrafyasında kabul görmüştür. Söz konusu bu anlayış Hoca Ahmet Yesevi ile birlikte tasavvufi bir boyut kazanmış
ve kısa zaman içerisinde Anadolu'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada hakim unsur haline gelmiştir. Şeyh Edebali gibi alim ve mutasavvıflar aklı ve akli delilleri esas alan, çok kültürlü ve hoşgörüye dayalı bir arada yaşama tecrübesine sahip Hanefi, Maturidi, Yesevi din anlayışının taşıyıcıları olarak Türk İslam tarihindeki yerlerini almışlardır. Yaklaşık 120 yıl gibi uzunca bir hayat süren Şeyh Edebali'nin miladi 1326 yılında vefat ettiği bilinmektedir. Değerli Medya Manas dinleyicileri, Şeyh Edebali'nin Osman Gazi ile ilişkilerine gelince, Selçuklular zamanında olduğu gibi özellikle Osman Gazi ve Orhan Gazi dönemlerinde de Türk derviş grupları Anadolu'nun fethinde büyük yararlılıklar göstermişlerdir. Aynı zamanda Osman Gazi'nin kayınpederi de olan Şeyh Edebali ve kendisine bağlı dervişlerin Anadolu'nun İslamlaşması ve Türklerin fetih hareketlerine hizmetleri tarihi kaynaklarda açıkça zikredilmektedir. Osmanlı Devleti'nin gerek kuruluş aşamasında, gerekse sonraki dönemlerinde alimler ve mutasavvıflar her zaman devlet yöneticilerinin ve padişahların meclislerinde bir arada yer almış, büyük saygı görmüşler ve düşüncelerine itibar edilmiştir. Edebali'nin özellikle Osman Gazi ve Orhan Gazi üzerindeki etkisi bilinmektedir. Nitekim Osman Bey, oğlu Orhan Bey'e yaptığı vasiyetinde 8 esası korumasını tavsiye ettiği bilinmektedir. Dini, devleti, vatanı, adaleti, milleti, aileyi, ilmi ve ilim adamlarını, devlet ve devlet malını korumak şeklinde sıralanan bu esaslar, özü itibariyle Şeyh Edebali'nin görüşlerinin özeti mahiyetindedir. Beyliğe geçmeden önce Osman Gazi'ye elini öptüren Edebali'nin bey olduktan sonra ona kendi elini öptürmemesi ve hatta hiç kimsenin elini öpmemesi gerektiğini tavsiye etmesi ve sen artık beysin, devletsin, devlet Allah'ın en büyük nimetidir şeklindeki uyarısı Edebali'nin devlet ve siyaset konusundaki görüşlerine örnek olarak gösterilebilir. Sevgili Medya Manas dinleyicileri, Şeyh Edebali'nin Türk İslam düşünce tarihindeki yeri de son derece önemlidir. Şeyh Edebali fikirleri ve yaşantısı ile Türk İslam düşünce tarihinde derin izler bırakmış büyük bir alim ve mutasavvıftır. Şeyh Edebali ismi Türk devlet geleneği ve din anlayışı açısından Mevlana, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre gibi büyük mutasavvıf ve düşünürlerle birlikte anılmaktadır. Bu açıdan kendisi günümüze kadar daima büyük bir saygı ve hürmetle anılmıştır. Şeyh Edebali'nin yaşamış olduğu dönem 13. yüzyılın ikinci yarısı ve 14. yüzyılın ilk çeyreği Anadolu ve Türkler açısından oldukça karmaşık bir zaman dilimidir. Siyasal, ekonomik ve sosyal problemlerin had safhada olduğu bu dönemde Şeyh Edebali birleştirici, bütünleştirici ve yol gösterici bir konumda olmuştur. Yeis ve ümitsizlik zamanlarında halka moral vermiş, devlet adamlarına yol göstermiş ve hatta etrafındaki müritleriyle birlikte bir taraftan Moğollara karşı, diğer taraftan da Bizans'a karşı bizzat mücadele içerisinde yer almıştır. Sahip olduğu güce ve nüfuza rağmen Şeyh Edebali'nin hiçbir zaman kendi adına devlet kurma ve devlet yöneticisi olma gibi siyasi bir amacı olmamıştır. Hatta Edebali bir ilim adamı ve mutasavvıf olarak her zaman yönetime mesafeli olmuştur. Yönetim işlerinin devlet adamlarının görevi olduğunu düşünen Şeyh Edebali, neredeyse ömrünün tamamını eğitim-öğretim işlerine ayırmıştır. Engin hoşgörüsü ve şefkatiyle toplumun bütün kesimlerini kucaklamış, her zaman iyilik ve ihsanla muamelede bulunmuştur.
Şeyh Edebali'nin çok güzel nasihatları ve öğütleri de vardır. Biz burada önce Osman Gazi'ye yaptığı nasihatları, sonra da herkese yaptığı nasihatlardan, öğütlerden birkaç tanesine yer vererek konuşmamızı bitirmek istiyoruz. Osman Gazi'ye şu öğütlerde bulunmuştur. Ey oğul, beysin, bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güceniklik bize, gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik bize, yanılgı bize, hoş görmek sana. Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize, adalet sana. Kötü göz, şomağız, haksız yorum bize, bağışlama sana. Bundan sonra bölmek bize, bütünlemek sana. Bu nasihatler Osman Gazi'ye aitti. Bir de genel olarak bütün insanlara yönelik bazı nasihatler de vardır. Şimdi onlara da bir bakalım. Bak dostum, cahil ile dost olma. İlim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez, üzülürsün. Saygısız da dost olma. Usul bilmez, adap bilmez, sınır bilmez, üzülürsün. Aç gözlü ile dost olma. İkram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez, üzülürsün. Görgüsüz de dost olma. Yol bilmez, yordan bilmez, kural bilmez, üzülürsün. Kibirliyle dost olma. Hal bilmez, ahval bilmez, gönül bilmez, üzülürsün. Ukalayla dost olma. Çok konuşur, boş konuşur, kem konuşur, yine üzülürsün. Değerli Medyamanas seyircileri, sonuç olarak diğer büyük mutasavvıflar gibi Şeyh Edebali de dikkate sundukları yaşam felsefesiyle, dile getirdikleri tasavvufi motiflerle Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli bir görevi yerine getirirken, topraklarımız üzerinde sosyal adaleti, yardımlaşmayı, dayanışmayı, birbirini sevmeyi, kendini insani ve irfani değerlerle donatmayı ve geliştirmeyi öğreterek dünyada ikinci bir asr-ı saadet devrinin yaşanmasına vesile olmuşlardır. Bütün Müslüman ve Türk büyüklerimizin ruhları şad, makamları cennet olsun. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın. Medyamanas'ta söyleşi.